öğlenleri hiç vermezsin suyu. Ama akşam bayağı fazla su versin ki sabah da nemli olup seni fazla su vermeye zorlamaz. Böylelikle fasulye sizi fazla su ihtiyacınız zorlamaz. Yani sulamada zamanlama evet. Çok önemli. Peki her gün mü suluyorsun yoksa iki günde bir her akşam mı? Her akşam. Her akşam. Her gün. Her gün. Patlıcanı verdikten sonra mı vermedin mi? Şimdi genelde sulama çeşitleri burada oğlan da biraz yaklaşıyor ya. Tam tabii kavrayamadığı için anlatıyor. Yok çok güzel anlatıyor. Ya sabah erken sularsan malzemeyi, bütün sebzeyi ne yapıyor? Öğlen kavurucu sıcak veya sıcak alıyor, buhar alıyor ve ona zarar veriyorsun. Ne yapmak gerekiyor? Akşam geç saatte şey yapıyorsun, gecenin nemiyle de çiğle daha dibine kadar, köküne kadar işiyor ve canlı ve hızlı büyümesini sağlıyor. Peki Erol abi, ben şey soracağım. Şimdi en sağlı patatesler verdi ördüğüm kereyi. Niye işte, böyle diyorsun? Neden patatesi oraya diktiğinde bizden tarafa dikmedin? Şimdi böyle bir sistem geliştirdik. Burası toprağın en zayıf olduğu nokta, köşe. Şurada şeyden de görüyorsunuzdur. Ne kadar gübrelesek de toprak belli bir müddet sonra gübreyi yiyor. Her toprak gübreyi yer. Sebze olup gidiyor çünkü. Evet. Buraya soğanı diktik. Nasıl dedik? Kasım ayında dikilmiş. Olursa yiyeceğiz, olmazsa önemsiz. Ve Kasım ayından bu yana gelen soğanın miktarı bu. Ondan sonra bir adım öteye tere dikmiştik. Tereyi söktüm şu an. Yerine roka ektim, taze roka. Marullarda da görüyorsun. Toprak gittikçe kabalaşıyor. O da neye faktörü var? Gübreleri de faktörü. Şimdi eşek ve affedersin at gübresi samani ve kaba olduğu için toprağı biraz daha nemli şey tutuyor, kaba tutuyor. En sona patatesini diktik ki orada hayvan biraz daha fazla kalıyor. Kışın şey yazın ağacın dibinde orayı gübreliyor. Orası son toprak ve gübre. Çok kaba. Patatesi iki kez şey yaptık mıydı? Belledik miydi biz? Doldurduk mu diyoruz burada yaraladı. Daha olgun bir mahsul veriyor. Çünkü dibe gidecek mahsulları kaba yere dikiyoruz. Toprağa çıkacakları da önemsiz diye kenara atıyoruz. O şekilde bu sistemle diktik abi. Eyvallah. Şimdi şu depoları yağmur suyuyla dolduruyorum. Şurada depolar var. Bir iki tane görüyorsunuz arkada. Bu saçaklardakini görüyorsunuz. Şeyle alıyoruz. Evet. Karınçık oluyor. Biriktiriyor. Yukarıdan bir portuma buraya aktarıyoruz. Biraz zor. Yoksa şey suyu değil. En son çare hiç kalmadıysa şu bidonlarla gidiyoruz. Oradaki plastik bidonları arabayla dolduruyorum. Hani kendim nasıl gidiyorum diyor. Görüyoruz orada. O şekilde suluyorum. Şimdi aslında Erol'un anlattığı bize genel bir şey anlatıyor. Biz böyle yerleri normalde önünden ne güzel marul şey diye geçiyoruz. Ancak bunlar kitaba döküldüğünde bu sıralamalar, bu aradaki farklar, bu bilgiler bir var olduğunu görüyoruz. Bunu okuyamadığımız için bunu yok kabul ediyoruz ve alışkanlık gereği kitaba bakıyoruz. Aslında her harımda Anadolu'da neresine giderseniz gidin Erol'un anlattığı bilgiler o harımı yapan insanın zihninde kazılıdır. Çünkü orada kim bilir kaç yıldır o iş yapılıyor. Dolayısıyla hani bilgi orada var. Bize düşen onu gidip okumak. Kitap okur gibi, gazete okur gibi o bilgiyi okumak. Onu eğer kendiniz okuyamıyorsanız, mesela belli ki Galip okudu da biz de duyalım diye Erol'a sordu. Okuyamıyorsanız Erol'a ya da işte o harımın sahibine sorarsınız. Herkes de bunu. Yani rastgele hiçbir şey yok. Çok basit gözükebilir. Ama burada müthiş bir bilgi var, müthiş bir görgü var, birikim var, kültür var. Ve her şeyin en az yorularak, yani tarımda öyle çok yoruluyorsanız, ediyorsanız, sürekli koşturuyorsanız falan, bilin ki bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Yani beliniz ağrıyorsa çok şey yapıyorsunuz falan. Küçük hamlelerle, küçük dokunuşlarla tabii ki bir müdahale yapıyoruz. Ama onların en az onu su kullanacaksa, Samet'in dediği gibi en az kullanılması için ayrıntıları bilmek yani gerekiyor. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela toprağın eğimine göre eğer böyle harım yapacaksak, eğimli bir arazi evet yaparsa su malum yukarıdan aşağıya doğru gelir. Evet. Su isteyen en aşağı ek. Aynen öyle. Su isteyen en yukarı ek. Aynen en öyle. Budur. Kabak mesela
hep arazinin en alt tarafına ekilir, suyu topladığı şekilde. Şimdi daha ilginç bir yere gireceğiz arkadaşlar. Bu sefer göreceğimiz yer hemen şuradan sola döndüğümüzdeki yer. O duvarı geçip çıkmayalım. Orası bir tarım alanı değil ama bize tarımla ilgili pek çok tarım alanından daha güzel fikir verecek. O yüzden beni takip edin ve o taş